telden geçen akımın oluşturduğu manyetik alan çerçeve içerisinde dışa doğru olacaktır. Ok yönünde bir indüksiyon akımının oluşması için ise oluşan B üssü manyetik alanımızın da içe doğru olması gerekir. Bu durumda B ve B üssü zıt yönlü ise B ile B üssü zıt yönde olması için B manyetik alanının artması gerekir. B manyetik alanının artıyor olması gerekir. Ona karşı koyacak yönde bir B üssü oluşsun. Peki B manyetik alanımızın değerini nasıl buluyorduk? K çarpı 2 çarpı telden geçen akımın uzaklığa oranı. Bunun için K telinden geçen akım şiddeti düzgün arttırma diyor. Düzgün olarak arttırırsak B de artacağından birinci yargımız doğru olur. Akım şiddetini azaltma bu durumda olmayacaktır. Sabit hızda X telinden uzaklaştırma. X telinden uzaklaştırırsak D artacağından B azalır yine olmayacaktır. Cevabımız yalnız 1 A seçeneği olur. Mıknatıs yaklaştırınca N'den S'e doğru olan B manyetik alanımız artacaktır. B arttığı için ona zıt yönde bir B üssü manyetik alanı oluşacaktır. İkinci şekle baktığımız zaman yine B manyetik alanı bu şekildedir. Üçte de bu şekildedir. Ancak ikinci şekilde mıknatıs uzaklaştığı için B azaldığından onunla aynı yönde B üssü. Üçüncü şekilde ise sabit tutulduğundan B üssü oluşmayacaktır. Yani manyetik akı sıfırdır. Akım da oluşmaz. Şimdi bize bir yönünde oluşan soruyor. Başparmak B üssünü başparmak oluşan B üssü alanını kıvrılan dört parmak ise tabii ki sağ elin kıvrılan dört parmak indüksiyon akım yönünü gösterirdi. İndüksiyon akımını. Şimdi bunu bir de uygulayacak olursak indüksiyon akımımız bu yönde yani iki yönünde. Diğerini de uygulayacak olursak bu yönde yani bir yönde. Bize bir yönünde sorduğundan o halde cevabımız yalnız 2 B seçeneği olur. Manyetik alanımız mıknatısta N kutbundan S kutbuna doğrudur. Yani birincideki manyetik alanımız da aşağı doğru. Yine ikincideki manyetik alanımız da aşağı doğrudur. Birincide uzaklaştığı için manyetik alan değeri azalır. İkincide mıknatıs yaklaştığı için manyetik alan değeri halka üzerindeki içindeki artar. B manyetik alanı azalıyorsa çerçeve onu dengede tutacak şekilde yani aynı yönde bir B üssü. Diğerinde artıyorsa onu dengede tutacak şekilde yani zıt yönde bir B üssü manyetik alanı oluşur. Baş parmak sağ elimizin oluşan B üssü alanını kıvrılan dört parmak ise sağ elimizin kıvrılan dört parmağı indüksiyon akımını gösterir. Şimdi bunu bir de uygulayacak olursak bir de manyetik alanımız B üssü daha doğrusu ona dikkat edelim. Aşağı doğru olduğundan kıvrılan dört parmak bir yönünde, diğerinde ise yukarı doğru olduğu için kıvrılan dört parmak iki yönünde olur. Cevabımız C seçeneği olur. Çerçevenin içinden geçen akı 2 saniyede 30 Weber oluyormuş. 10 Weber iken o zaman manyetik akıdaki değişimimiz 30-10'dan 20 Weber olur. İndüksiyon EMK'sı manyetik akıdaki değişim hızı idi. Delta phi bölü delta t. 20 Weber'imiz 2 saniyede oluşmuş değişim. Buradan da indüksiyon EMK'sı 10 volt gelir. İndüksiyon akımının
değeri ise arkadaşlar indüksiyon EMK'sının dirence oranıydı. İndüksiyon EMK'sının dirence oranından 10 bölü 2'den 5 amper gelir. Değerimiz 5 amper artma olduğundan bakınız buradaki B manyetik alanımız içe doğruydu. B manyetik alanımızın değeri artıyor çünkü indüksiyon akı artıyor. O zaman ona zıt yönde çerçevede bir artışa karşı koyacak yönde B üssü oluşur. Baş parmak B üssünü kıvrılan dört parmak oluşan indüksiyon akımının yönünü gösterir. Cevabımız burası arkadaşlar iki yönüydü. Bir yönünde 5 amper olup bir yönde 5 amper A seçeneği olur. Şimdi mıknatıstan endenese doğru bir manyetik alanımız oluşurdu. Buradaki manyetik alanımız B. Burada ise S'e doğru olacaktı. Manyetik alanımız B. Yine N'den S'e doğru manyetik alanımız bu şekilde B kadar. Ve S'e doğru manyetik alanımız bu şekilde olacaktır. B kadar. Birinci şekilde yaklaştığı için manyetik alanın şiddeti artar. İkinci şekilde uzaklaştığı için azalır. Üçüncü şekilde mıknatıs yaklaştığı için manyetik alan artar. Üçüncü şekilde yaklaştığı için yine manyetik alanımızın şiddeti artacaktır. Yaklaşırsa artar, uzaklaşırsa azalacaktır. Burada da uzaklaştığı için azalır. Şimdi B manyetik alanı artıyor ise ona karşı koyacak yönde B üssü oluşurdu. Birinci şekilde B üssü zıt yönde. İkinci şekilde aynı yönde olmalıdır B ile. Üçüncü şekilde azaldığı için yine aynı yönde olmalıdır. Üçüncü şekilde ise arttığı için karşı koyacak yönde yani zıt yönde oluşur. Baş parmak oluşan B üssünü gösteriyordu. B üssü alanını kıvrılan dört parmak ise indüksiyon akımının yönünü gösterirdi. Şimdi bunu uygulayacak olursak, birinci şekilde baş parmağımızı B üssü yaparsak, kıvrılan dört parmak bu yönde. O halde sağa doğru olanlarınkisi arkadaşlar bu yönde olacaktır. Akım bu yönde ise o zaman birinci ve ikinci de aynı yön okla olduğundan doğrudur. Diğerlerinde ise akımımız yukarıdan gelecektir aşağı doğru. Yani bu şekilde olduğundan zıt yöndedir, yanlıştır. Yine bu şekilde olduğundan akımımız o da bu yönde olacağından doğru olur. Cevabımız 1, 2, 4 D seçeneği olur. X telinin oluşturduğu manyetik alanımız İçe doğru, Y telinin oluşturduğu manyetik alanımız da içe doğrudur. Bu durumda bileşke manyetik alanımız da içe doğrudur. Dolayısıyla tel çerçevede oluşan manyetik alan X ile Y'nin toplamına eşittir. X teline daha yakın olan tel çerçeve sabit V hızıyla X telinden Y teline doğru hareket ettiriliyor. Şimdi Y teline doğru hareket ettirilirse, yani buraya gelecek olursa çerçevemiz. O zaman bu sefer Y telimiz manyetik alan miktarı artarken X telinin manyetik alan miktarı azalacak. Bu durumda arkadaşlar toplam çerçevedeki manyetik alanımız önce azalacak sonra artacaktır. Önce azalacak. Yani çerçevedeki manyetik alan önce azalır sonra artar.
O halde bunu iki ayrı şekilde şöyle çizerek gösterecek olursak çerçevemizi. Şimdi oradaki manyetik alanımız her ikisinde de içe doğruydu. Buradaki manyetik alanımız önce azalıyordu. Sonra da B manyetik alanımız artıyor. Azalırsa ona destek olacak şekilde, yani içe doğru bir B üssü, artarsa dışa doğru bir B üssü zıt yönde oluşurdu. Baş parmak B üssünü kıvrılan dört parmak oluşan indüksiyon akımının yönünü gösterir. Dolayısıyla indüksiyon akımımızın yönü 1'deki gibi olacaktır. Diğerinde ise baş parmağımız B üstünü kıvrılan dört parmak indüksiyon akımının yönünü gösterecektir. O da iki yönünde olur. Dolayısıyla önce bir yönünde sonra iki yönünde oluşur. Cevabımız da C seçeneğidir. Öz indüksiyon akımı devre akımının değişimiyle oluşur. Yani devre akımı değiştiğinde oluşur. Şimdi buna bakacak olursak, bir aralığında devre akımı artıyor, onunla zıt yönde. İki aralığında azalıyor, onunla aynı yönde. Üç aralığında değişmiyor. O halde devre akımız bir aralığında değişiyor. Yine devre akımımız delta I diyoruz arkadaşlar. İki aralığında da değişiyor. Ancak devre akımı 3 aralığında değişmiyor. O halde öz indüksiyon oluşmaz. Buradaki öz indüksiyon oluşur. Biz buna I öz diyecek olursak. Yine ikinci aralıkta oluşur. Ancak üçüncü aralıkta oluşmaz. Cevabımız 1 ve 2 olup D seçeneğidir.